arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize tekrar merhabalar. Hafta sonuna girmiş bulunmaktayız. Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimle güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Ve bugün sizlerle harikulade bir programa başlıyoruz arkadaşlar. Bu program uzun soluklu bir program olacak. O yüzden şimdi isterseniz programla ilgili bir ön bilgi vereyim. Arkadaşlar, bu programda sizlere Jeff Johns'ın yazmış olduğu Green Lantern serisini birinci sayısından ta yazmış olduğu son sayısına varana kadar böyle detaylı bir incelemeye alacağız. Ve bu sadece bir bölümden oluşmayacak arkadaşlar. Her bölümde sizlere Green Lantern'ın Jeff Johns tarafından yazılmış olan 3 cildini tanıtacağım arkadaşlar. Tabii ki bu cildleri tanıtırken hem detaylı olarak ciltlerin sayfalarına bakacağız, hem de detaylı olarak bu ciltler hakkında konuşacağız ve sizlere Green Lantern hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bunu yapmamdaki sebep de malumunuz, yani ben öyle diyorum ama benim dışında tabii ki bir sürü insan öyle düşünüyor ve biliyor. DC'nin belki de bu zamana kadar çıkmış olan en efsanevi serilerinden birisi Jeff Johns abinin yazmış olduğu Green Lantern serisidir. Adam bir nevi Green Lantern'ı yani yoktan var etti. Malumunuz Green Lantern artık yani hemen hemen ölmüştü. Hatta artık tutulmadığı için bir canlılık olsun diye onun yerine Kyle Rayner'ı koydular biliyorsunuz karakter olarak. Fakat o da tutmadı tabii ki. Hal Jordan'ın yerini dolduramadı ve dediğim gibi yani Jeff Johns öyle bir mucize yarattı ki yani Green Lantern'ı yerin dibinden ta göklere kadar çıkardı. Ve dediğim gibi yani harikulade bir seri yaptı böyle, yani birinci sayıdan son yazılı sayıya kadar sürükleyici bir şekilde hepimiz yani okuduk, öyle söyleyeyim size. Ve dediğim gibi bugün itibariyle sizlere Green Lantern maceramıza başlayacağız. Fakat Green Lantern maceramıza başlamadan önce size karakterle ilgili bir takım tarihsel bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, Green Lantern DC tarafından o dönemde All American Comics adlı seride 1940 yılında ilk olarak piyasaya çıkmıştır ve çıktığında aslında Green Lantern'ın karakterinin ismi Alan Scott'tı. Yani Hal Jordan değildi. Alan Scott abimiz demir yollarında çalışan birisiydi. Kendisi demir yollarında çalışırken bir kaza geçirir ve bu kazanın sonucunda kendisiyle bir fener konuşmaya başlar. Ve bu fener ona sihirli bir yüzük gönderir ve bu yüzüğü parmağına takar. Ve sonrasında zaten biliyorsunuz o yüzüğün ne işe yaradığını, o şekilde maceralar atılır. Ve hatırlayan, bilenleriniz biliyordur. Alan Scott şimdiki bildiğimiz Hal Jordan gibi gözüken bir tip değil. Alan Scott nasıl diyeyim size, pelerinli, kırmızı bir sweatshirt'ü olan, altında yeşil pantolon olan maskeli bir böyle karakterdi. Fakat ne oldu? Bu karakter tabii ki çok fazla tutulmadı. Ve sonrasında zannedersem 1950'lerin başına doğru bu karakter ortadan kayboldu. Ve sonra 1956 yılında yine başka bir yazar, DC'de çalışan başka bir yazar Hal Jordan'ı yarattı. İlk olarak Green Lantern bugünkü bildiğimiz haliyle Hal Jordan olarak 1956 yılında arkadaşlar piyasaya çıktı. Öyle söyleyeyim size. Yani bilindik hallerken bu hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerindeki kostümü ve bu şekilde 1956 senesinde ilk olarak gözüktü ve beğenildi arkadaşlar. Oldukça da tuttu. Sonrasında zaten biliyorsunuz Justice League'e dahil oldu. Ve bunun sonucunda Green Lantern tıpkı Superman, Batman ve Flash gibi uzun yıllar boyunca çizgi roman dünyasında çok sevinildi, tutuldu. Ta ki 90'ların başına kadar. 90'ların başında Green Lantern'da müthiş bir çöküş yaşandı. Sonrasında dediğim gibi biraz önce DC bu karaktere canlılık verebilmek için, daha doğrusu nasıl diyeyim size, Green Lantern'ı devam ettirebilmek için ne yaptı? Kyle Rayner diye bir karakter üretti Green Lantern, o da kendisi Green Lantern Corps'tan. Kyle Rayner diye bir karakter üretti canlılık gelsin diye. Ama tabii ki Hal Jordan'ın yerini dolduramadı. Bu arada Hal Jordan'a ne oldu diyeceksiniz. Hal Jordan'a da hatırlayanlarınız bilir. Birkaç program öncesinde sizlere Emerald Dawn Green Lantern sayısını tanıtmıştım Nostaljiye bölümünde. Orada dediğim gibi Green Lantern Parallax tarafından etkisi altına alınır ve Parallax Green Lantern Hal Jordan'ın beynine girer. Ve Green Lantern'a çok kötü şeyler yaptırır. Green Lantern'ın yaşadığı şehri yok ettirir. Ve bunun sonucunda Green Lantern ben ne yaptım yarabbim diyerekten Green Lantern olmayı bırakır ve bunalıma girer. Ve bu bunalım sonrasında da dediğim gibi işte Kyle Rayner'ı başrole koyarlar DC Comics evreninde. Ve uzunca bir süre Kyle Rayner gider ama dediğim gibi Kyle Rayner ne yazık ki DC'nin beklediği kadar gerekli ilgiyi görmemektedir, görememiştir. Ve bunun sonrasında seneler sonra arkadaşlar, 2005 senesi gibi Jeff Johns abimiz o zamana kadar hiç yazmadığı şekilde harikulade bir Green Lantern serisi yazar. Green Lantern'ı öncelikle Rebirth olarak, yani yeniden doğuş adı altında
bir sayı yapar. Ve bu sayıda Green Lantern'ı tekrardan ortaya çıkarır. Ve sonrasında dediğim gibi harikulade sayılar yazmaya başlar. Hepimiz biliyorsunuz Blackest Night, Brightest Day, onun yanı sıra yine başka crossover eventler Green Lantern serisinde olan Sinestro Corps var. Yani bunları yapmaya başlar ve dediğim gibi bugün Green Lantern'ın kendisi tarafından yazılmış en iyi yine DC'nin başyapıtlarından birisidir, yani öyle söyleyeyim size. Ve isterseniz gelin şimdi sizlerle Green Lantern'ın önce Rebirth, daha doğrusu pardon yanlış oldu. Önce Green Lantern'ın Secret Origin'ine değineceğiz. Yani Green Lantern'ın ilk olarak nasıl ortaya çıktığını anlatan cilt ve sonrasında Rebirth ve sonrasında da Green Lantern No Fear ciltlerine değineceğiz. Bu arada arkadaşlar, bu Green Lantern'ın Geoff Johns imzalı serisi Türkiye'de Arka Bahçe tarafından basılıyor ve yanlış hatırlamıyorsam Arka Bahçe şu anda Blackest Night'a kadar geldi. Hatta belki de Blackest Night'ı da çıkardı. O yüzden bunların mutlaka Türkçelerini alın arkadaşlar. Bunlar gerçekten Green Lantern'ın Geoff Johns imzalı serisi. Tam bir başyapıttır, tam bir koleksiyonluktur. Sıkılmadan, bıkmadan, büyük bir heyecanla okuyacağınız bir çizgi romandır arkadaşlar. Kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyorum size. Ve şimdi gelin isterseniz hep beraber Green Lantern'ın orijinine girelim. Haydi. Evet arkadaşlar, işte buradayız. Green Lantern Secret Origin, yani Green Lantern'ın nasıl ortaya çıktığını anlatan hikaye. Geoff Johns imzalı, Ivan Reis tarafından çizilen, aynı zamanda bu abimiz Oakleyer Albert abimiz de aynı zamanda çizimlere yardımcı olan mı diyeyim, eşlik eden mi diyeyim artık. Yani iki tane çizerimiz, bir tane de yazarımız var arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Bu serinin tabii ki yazarı dışında çizeri de biliyorsunuz Ivan Reis'ti. O yüzden de tabii ki bu çizgi roman çok fazla da tuttu. Çünkü Ivan Reis abinin çizimlerini zaten biliyordur, bilen biliyordur, öyle söyleyeyim size. Pardon, çizen zaten Ivan Reis'miş. Sadece inkleyen Oakleyer abimizmiş. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfayla açılıyor ve gördüğünüz gibi henüz Sinestro abi kendi korpsunu kurmamış bu çizgi romanda tabii ki. Neden? Çünkü biliyorsunuz Sinestro da aslında Green Lantern üyesiydi. Biliyorsunuz sonradan kötü yolu seçiyor vesaire vesaire. Ve hepimizin bildiği gibi Hal Jordan abimiz aslında kendisi bir pilot, biliyorsunuz. Çok fazla başarılı pilot değil ama aynı zamanda babası da pilot ve pilot babasını kaybediyor, öyle söyleyeyim. Bir melum kazada ve gördüğünüz gibi çocukluğuyla başlıyor Green Lantern çizgi romanımız. Ve gördüğünüz gibi burada kaza sanırım aklına geliyor bir anda. Gördüğünüz gibi Green Lantern'ın çocukluk ve gençlik dönemleri anlatılıyor ilk başlarda. Hikaye gayet güzel, dramatik bir yapıda başlıyor arkadaşlar. Çizimler de gördüğünüz gibi gayet hoş. Ivan Reis abimizin çizimleri çok güzel çizimler. Ve yeniliyorum arkadaşlar, bu çizgi roman serisi Türkiye'de Arka Bahçe tarafından çok güzel ciltlendirmiş halde piyasaya çıkarılıyor. Hala da çıkarmaya devam ediyorlar ciltlerini. Sanırım ilk 3 ya da 4 cildi çıktı. O yüzden mutlaka alın diyorum. Gördüğünüz gibi burada ilk olarak Red Lantern'dan Articulus ilk defa burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Ve Red Lantern tabi bildiğiniz gibi Geoff Johns tarafından yaratılmış bir şey. Yani Geoff Johns Green Lantern'ı yazmaya başlayana kadar ortada sadece Green Lantern vardı. Ne Sinestro vardı, ne Red Lantern vardı, ne Blue vardı. Biliyorsunuz bunların hepsi Geoff Johns tarafından üretildi, diğer korpslar, öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Sinestro abimiz daha henüz Green Lantern'ken, iyiliğe hizmet ederken, tabii içinde hep bir cinlik şeytanlık var ve bu esnada gördüğünüz gibi Hal Jordan abimiz daha hala dünyada Green Lantern'dan haberi yok ve burada gördüğünüz gibi Sinestro abiyle diğer abimizin ismini unuttum. Neydi ismi? Abin abiyle kendileri uzayda seyahat ediyorlar. Daha doğrusu ortalık kolaçan ediyorlar. Green Lantern'ın misyonunu biliyorsunuz arkadaşlar. Green Lantern'ın misyonu sektör 2814'ü korumak. Yani aslında bir nevi bütün uzayı korumak, öyle söyleyeyim size. Sektör 2814'te ne var? Green Lantern'ın şeyi var, merkezi var. İşte bu gizli güçlerin olduğu bölümler falan filan var vesaire. Gördüğünüz gibi burada Articulus, yani Red Lantern piyasaya çıkıyor ve abini burada yaralıyor. Bunun sonucunda acil iniş yapmak zorunda kalıyorlar ve abin acil iniş sırasında dünyaya düşüyor. O sırada Sinestro tabii ki kaçıyor.
Ve dünyaya düştüğünde abin yaralı olarak düşüyor. Ve o da tabii ki Green Lantern, yani Hal Jordan görüyor bunu. Ve gördüğünüz gibi Hal Jordan'la Abin abinin ilk karşılaşması burada. Ve Abin abi ölmek üzeredir. Ölmek üzereyken biliyorsunuz yüzük iyi olanı seçer. Hal Jordan'ın da kalbinde iyilik olduğu için yüzük, abinin yüzüğü Hal Jordan'ı seçiyor. Tabii ki Hal Jordan'ın yüzükle ne yapacağını bilemediği için bir anda yüzük parmağına geçiyor. Ve sonrasında zaten gördüğünüz gibi Green Lantern'ı uçurmaya başlıyor. Tabii Green Lantern'ın herhangi bir fikri yok ne olduğuna dair. Gördüğünüz gibi Green Lantern semalarda uçuyor vesaire. Ve ilk kurtarışını yapıyor. Uçak düşecekken uçağı kurtarıyor. Bunun sonrasında dediğim gibi ve bu şekilde hikayemiz devam ediyor arkadaşlar. Sonrasında feneri keşfediyor. Fenerden fenerden yüzüğünü charge edebileceğini öğreniyor vesaire vesaire. Bu şekilde gidiyor. Sonrasında gördüğünüz gibi diğer Green Lantern mensuplarını falan tanımaya başlıyor Hal Jordan. Ve orada kankilerle tanışıyor vesaire vesaire. Bu şekilde ilk, yani Secret Origin, yani Green Lantern'ın nasıl ortaya çıktığını anlatan hikaye devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi hala da Sinestro Green Lantern üyesi olarak şey yapıyor, icraatlarını sürdürüyor. Ve ondan sonra bu şekilde hikayemiz devam ediyor. Yani Secret Origin Green Lantern için güzel bir giriş oldu. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani Jeff Johns daha bu sayıdan zaten bu serinin ne kadar güzel olacağını bize hissettirmeye başlıyor Secret Origin'la. Ve sonrasında hikayemiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonrasında da Sinestro ile ahbap oluyor Green Lantern. Ve devamında Sinestro ile bir süre çalışıyorlar. Ve sonrasında tabii ne oluyor biliyorsunuz. Ha, bir de gördüğünüz gibi meclistekilerle tanışıyor. Yani Green Lantern'ın kurucu üyeleri, gördüğünüz gibi Sinestro, Hal Jordan'ı onlarla tanıştırıyor. Onun sonrasında artık iyice kendisi Green Lantern oluyor. Yeminini ediyor. Biliyorsunuz bunların diye yemini var ya, en karanlık gecede, en aydınlık günde diye başlıyor. İşte koruyacağımı and içerim falan misali. Bu şekilde gidiyor. Ve bu esnada tabii ki bu hatırlarsanız filmde de vardı. Kafası sürekli olarak büyüyen, beyni çalışan, bir takım radyasyona maruz kalan bir abimiz vardı ya. Neydi ismi? Hem miydi? Unuttum ismini şimdi. Bu şekilde böyle hikayemiz gidiyor. Tabii gördüğünüz gibi Sinestro abimiz burada içten içe Red Lantern'la aşağıdan aşağıya Green Lantern Corps'un kuyusunu kazmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Evet, birinci cildimiz burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz ikinci cildimize geçelim. İkinci cildimizde de dediğim gibi Green Lantern'ın, hani size biraz önce anlatmıştım ya, Emerald Dawn'da Green Lantern bir bunalıma girer yaptıklarından dolayı ve kendisi bu yüzden Green Lantern olmayı bırakır ve işte bu hikayede tekrar Hal Jordan'ın Parallax'tan kurtuluşunu anlatır. Yine Jeff Johns imzalı, çizerimiz de bu sefer Ethan Van Sciver. Evet, bu da harikulade bir hikaye. Bu 10 numara 5 yıldız, öyle söyleyeyim size. Güzel bir hikayedir. 6 sayıdan oluşur bu hikaye. Green Lantern Rebirth. Gördüğünüz gibi bu hikayede arkadaşlar Kyle Rayner var. Bu hikayede Kyle Rayner başı çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Düğmeye basan, Hal Jordan'ı geri getirmek için düğmeye basan Kyle Rayner. Sonrasında Guy Gardner, John Stewart, Alan Scott. Alan Scott da var bu hikayede. Hani size dedim ya, ilk Green Lantern kendisi bu hikayede var. Evet, gördüğünüz gibi hikayemiz bu şekilde başlıyor Kyle Rayner abiyle. Ve sonrasında dediğim gibi Green Lantern, Hal Jordan Parallax tarafından gördüğünüz gibi etkileşim içerisindedir. O yüzden bir türlü beynine girmiş olan Parallax'tan kurtulamamaktadır. Ve sürekli olarak Parallax ona kendi şehrine neler yaptığını hatırlatır ve bu yüzden kendisi vicdanen rahatsızlık çeker. Evet, Kyle abi gördüğünüz gibi burada piyasaya çıkıyor. John Stewart abimiz de var.
Ethan abinin çizimleri zaten harikulade, müthiş. Yani diyorum size arkadaşlar, bu sayı şey çizgi roman ciltlerini mutlaka alın arka bahçeden. Green Lantern'ın Geoff Johns imzalı ciltleri. Gördüğünüz gibi Black Hand de var. Biliyorsunuz Black Hand sonraları Green Lantern'ın Blackest Night, yani en karanlık gece eventinde başrolde oynayacak. Ve gördüğünüz gibi Wonder Woman da var bu hikayede. Superman de var, Batman de var. Herkes gördüğünüz gibi Green Lantern'ı tekrar geri getirmek için seferber oluyor bu hikayede. Tabii ki hikayemizin sonu güzel bitiyor. Hikayede Green Lantern geri geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Green Lantern artık geri gelmeye başlıyor gibi. Geçmişini hatırlıyor Green Lantern. Babasının geçirdiği uçak kazasını falan hatırlıyor vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi Green Arrow da var bu hikayede. Tabii Sinestro bir yandan Green Lantern'ın geri gelmesini istemiyor. Öyle söyleyeyim size. Ve hikaye böyle gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Parallax abimiz burada iş başında. Bu Parallax'ın kendisi. Ve Green Lantern'ın içine girdiği zaman Parallax, Green Lantern'ın saçlarına ak düşüyor gördüğünüz gibi, beyazlıyor. Ve burada ilk defa Sinestro Green Lantern'lara karşı duruyor. Hatta gördüğünüz gibi Green Arrow'la kapışıyor bu hikayede. Ve zaten bundan sonra bir daha, bu hikayeden sonra bir daha Sinestro abimiz hiçbir şekilde Green Lantern'lara tekrar geri dönmüyor. Evet, bu cildimizde bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Green Lantern Rebirth. Ve son cildimiz arkadaşlar. Green Lantern No Fear. İşte Hal George'un Rebirth'ten sonra tekrar Green Lantern olarak iş başına döndükten sonra kendi ayakları üzerinde durduğu ilk cilt. Green Lantern No Fear. Korku yok. Yani daha artık Hal George'un abimiz korkmuyor. Bu cildimizde arkadaşlar çeşitli hikayeler anlatılıyor. Yani bu cildimizde çeşitli farklı kötü karakterler var. Green Lantern'ın daha çok bu şeyde, siz söyleyin, geçmişteki kötü karakterleriyle ilgili bir takım mücadeleleri var. Bu arada bunun da yazarı Ethan, yazarı Geoff Johns, çizeri Ethan Van Sciver. Öyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi çizimler çok hoş. Ethan abinin de çizimleri çok güzeldir ha. Yani bileniniz biliyordur zaten, DC'de bir sürü yere çizmiştir abimiz Ethan Van Sciver. Evet, dediğim gibi yani burada her sayıda zannedersem bu Green Lantern'ın evet ilk 6 sayısından oluşuyor. Daha doğrusu yani Rebirth'ten sonra çıkan ilk 6 sayısından oluşuyor ve her sayısında farklı hikaye anlatılıyor Green Lantern'ın. Genel hikayeler. Green Lantern henüz daha uzaya zıplamamış zamanlar bunlar. Yani hala da dünya üzerinde kendisi takılıyor bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi Manhunter'lar gelmeye başlıyor. Manhunter'ları biliyorsunuz. Manhunter'lar bunların misyonu Sektör 2814'ü yok etmek. Bunlar uzaydan geliyorlar. Dünyayı test etmeye başlıyorlar. Bunun sonrasında tabii ki Hal Jordan abimiz bunlarla bir savaşa giriyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Daha fazla detayına girmiyorum tabii ki her zamanki gibi. Elimden geldiğince spoiler vermeye çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi çizimler harikulade, çok hoş. Hikayeler çok güzel. Dediğim gibi alın, alın, alın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, bu üçüncü cildimizle de burada birinci bölümümüzün sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ara ara sizlere Green Lantern serisinin bölümlerini yayınlamaya devam edeceğim. Bu ilk bölümümüzdü. Umarım beğenmişsinizdir. Her zaman dediğim gibi videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone değilseniz henüz abone olmayı unutmuyorsunuz diyorum. Ve bir sonraki videomda görüşünceye dek hepinize hoşça kalın diyorum.